Merhaba. Tabii birdenbire girdik yayına. Aslında geç bile kaldık da. Bugün Ceylin çekiyor. 1, 2, 3 derken hayda. Ooo ne acayip çıkmışız. Şu an kimse izlemiyor. Şu an bir kişi. İzlerler. Sen susuyorsun. Ben görüyorum. Ceren Sargın. Geldi. Hoş geldi. Hoş geldiniz Nevin Hanım, Hülya Hanım. Almanya'dan. Biz de Türkiye'den selamlar gönderiyoruz. Şükran Hanım. Cavidan Hanım, Cavide. Hoş geldiniz. Ben buradan okuyorum. Özge Vural, sen hoş geldin. Ayten Yalçın, siz de hoş geldiniz. Nigar Solak. Anne. Hoş geldiniz. Sesi yok ki. Müzik açmadı. Kaçırdın Hatice. İlk izleyici sen değilsin. Kimdi? Ceren. Hülya Akın. Samsun Albayrak. Hoş geldiniz. Melike. Sen de hoş geldin. Yeliz Vildan. Mislihan. Dilek Burkan. Filiz Özel. Ayşe Demirtaş. Artık hep sesim gidik. Aşinayım isimlere. Afiyet Temiz. Elini bölmüş. Bu ismi yeni gördüm sanırım. Merhabalar. Özlem Hanım, Lale Hanım. Demet Tosunoğlu, hoş bulduk. Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Nilgün Hanım. Ben boyaya dalmışım saati. Sabiha Hanım, Elif Hanım, Nesrin Hanım, Yasemin Hanım. Biraz bekleyeyim mi başlamak için yoksa başlayayım mı acaba? Teşekkür ederim Serpil Hanım, Ay Serap Hanım, Yasemin Baysal. Geldi mi Yusuf Almir'le? Biz de seni seviyoruz Ece. Yok 8'de değil. Yenay hoş geldin. Çok yorgunum, uykusuzum. Erken yayına gireyim. Ondan sonra da erkenden kaçayım dedim. Ceylinimiz çekimde Demir Demir. Sağ ol Peyman. Fevriye Demirel, hoş geldin Nesrin Hanım. Aa Zehra, sen de hoş geldin. Başlayalım. Nur hoş geldin. Arkadaşlar, ilk önce size basit olarak, yani çok farklı şekilde yapılabiliyor. Ceylin de oradan bana böyle yapıyor yani. Teyit ediyor beni çocuk. Basit şekilde stencil'la uygulama göstermek istiyorum. Çok tarz oldum çünkü Dilek Hanım bu ipek fuları bir yandan da okuyorum. Bu ipek fuları İstanbul buluşmasında getirmişti. Kendi çeyizindenmiş. Kullanamadım kıyıp siz kullanın dedi. Ve ben asla kullanamayacağımı demiştim. Boya yaparım çünkü. Ama işte kullanmadığımı zannedip beğenmediğiniz mi gibi olunca asla dedim ve bugün taktım. Uysun kıyafetime, uymasın hiç fark etmez. Gönlüyle verilmiş bir hediye ki çok beğendim. Ve gerçekten belki de kızlarımdan birine miras bırakırım, belli olmaz. Ceylin oradan ben diyor bir de. Evet, Ceylin'e bırakacağım.
Yayın yok mu? Aa. Nasıl? Oksana Tobi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir üstün körü. Çünkü bunu böyle çok hemen hemen öyle hayda bir kerende falan yapabileceğimiz bir şey değil. Fakat en azından birazcık size mantığını anlatırken desen olmadan da hani konu içerisinde anlatırım. Kağıt bant buraya çektim. Çünkü burada bir çekmecemsi bir şey. Hoş bulduk. Valla bu yayına söyleyin gitmesin. Giden de geri gelsin. Gülseren abla hoş geldin. Günün içinde arayacaktım canım benim. Valla o kadar yoğunuz ki. Arkadaşlar farklı renkler koyuyorum. Tabağıma hop damlatıyorum da. Geç kalmadın güzelim. Eylem. Canım. Arzum hocam nerede ya? Arkadaşlar ifade atmayın. Lüften diyorum bak. Lütfen değil. Lüften. Ana burada hiçbir şey gelmiyor. Sadece katılanlar geliyor. Tamam o çünkü hafıza dolu olduğu için öyle. Kuzucuğum. İşte böyle. Fatma Aktaş Metin hocam zaten workshoplarını veriyor. Benim burada size göstereceğim zaten evet bunu yapacaksınız babında değil. Ama dekorat yani ahşap boyamada da alt zeminlerde falan kullanabileceğiniz ufak ufak belki doneler edinirsiniz. Teşekkür ederim. Arzum fuarda mı? Sarı boyanın ne olsa bilmiyorum. Eski boyalarımdan arkadaşlar. Oo, sanırım Tesco'nundu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha kırmızı da Tesco'nun zaten elimde. Seviyorum opak örtücü. Ne harikalar çıkacak. Bilmiyorum ki çıkacak mı. Olduğu kadar olmadığı kader. Baktık yapamıyor. Yani canlı yayında bunu yapmak biraz ne kadar mantıklı bilemeyeceğim. Ama deneriz, yaparız, olmazsa bozarız. Donmasın yayın. Kendime bir tane şey yapacağım artık ya. Ne bileyim uydu hattı falan mı alsak ne yapsak? Biraz turkuazla biraz beyazı aldım. Ben size renkleri zaten söyleyeceğim. Önce bir bismillah başlayalım da. Çok uçuk. Uçuk renklerle ki ortalarda boşluk bırakarak. Ben size burada söylemek istediğim ufak tefek şeyler olduğunda anlatacağım. Alt zemin hazırlayabilirsiniz mesela. Çok hafif renkler, renk girişleriyle bakın. Bu şekil. İşte sonra biraz kahverengi alarak aynı yerde pomponlayarak o rengi biraz daha kıracağım. Sen çek anneciğim yavaş yavaş. Hep bakın dairesel hareketlerle yapıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani yakın çek ki arkadaşlarımız görebilsin. Burada fırça da çok önemli. Ciddi önemli hatta. Öyle böyle değil. Normal stencil fırçaları daha sert. Ben firmadan bunları rica ettim.
Sağ olsunlar. Hatta denemelerini yaptım. Tamam, evet, okey dedim. Bakın ortada bir açıklık bıraktım. Farkında mısınız bilmiyorum ama ortadaki açıklığın sebebi bir orada ışık olmuş imajını vermek. Burada kahve. Vallahi şu yayına kim ifade atıyor bilmiyorum da demirin eline geçmesin. Emir demiri keser modunda paramparça edecek yani. Ondan sonra da hiç karışmam. Kurtaramam da söyleyeyim. Biraz kahverengi aldım. Allık fırçası çok yumuşak Nigar Hanım. İmkanı yok. Alt zeminde böyle bir şey yaptım. Sonra şöyle. Rich'e ait değil arkadaşlar bu fırça. Eski fırçalarınızla da yapabilirsiniz. Görebiliyorlar değil mi Ceylin? Hmm. Yani ekrandan güzel görüyor musun? Ne yapabildiğimizi gösterebiliyor musun acaba? Evet. Efendim? Bantımı çıkardım. Şimdi üstlerde biraz koyuluklar girmek istiyorum. Hani full cut, gölgeli boyamadaki olay gibi düşünün. Aslında var ya ciddi ciddi stencil'larla yapacağınız işler derya deniz. Yani öyle böyle değil. İş onları görebilmekte. Can çekiliyor mu anne? Çekiliyor da otomatik döndürme kapalıysa ben burada yamuk dururum. Bakayım nasıl yani? Çevireyim mi bir? Hayır, çevirme. Ey, bir şey oldu. Gitti. Nereye gitti? Ha, tam geldi. Acayip bir şeyler. Ne saçmalıyorsun Ceylinciğim? Acayip bir şeyler yaşıyor. Ne yaşadığını bilmiyorum da. Ben de. Şey, gölgelendirme için. Hatta ben size bir şey göstermiştim, hatırlarsınız. Nasıl diyeyim? Gölgeli stencil demiştim. O mantıkta düşünün. Ceylin, renklerimin içine gireceksin. Ben sana bakamıyorum. Girsen de geçmiş olur yani. Neden? Bunda da aynı şekilde üst üste üst üste üst üste işlemler uygulayabilirsiniz.
Şuradaki çizgileri biraz daha baskınlaştıralım. Sen beğendin. Ben mi beğendim? Evet. Benim resmim çıktı hatta. Hadi ya. Beğendiğimin farkında değilim. Sonra beni çekmesin. Ay şey oldu. Anne bak. Üç boyutlu gibi oldu. Ne? Kaldır. E kızım ben burada ne yapıyorum? Tabii ki üç boyutlu. Ben de ne oldu ki diyorum ya. Aa anne üç boyutlu gibi oldu diyor. Ben ne yapıyorum? Üç boyutlu. Pardon. Derdimiz o zaten. Bu olmadı. Her neyse. Şimdi biraz daha siyah kattık ya fırçamıza. Onunla beraber kenarlar. Evet, artık şarkı falan yok. Yani yılan hikayesine dönen yayınlardan dolayı. Evet, Peymancı eline bakıyoruz. Aa anne, üç boyutlu gibi oldu. Ha biz burada ne yapmaya çalışıyoruz onu anlayamadım, bilemedim. Arkadaşlar ben size... Şu an zaten üstün körü bir şey gösteriyorum. Hani aman aman değil, daha çok çok güzel şekilde yapabileceğimiz çalışmalarımız olacak. Farklı ve değişik şekilde. Hatta size bir tane de fon yapmayı belki gösteririm. Hani zamanımız olursa, onu da tam bilemiyorum. Şimdi biraz kırmızı alıyoruz. Bakın böyle dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz, dağıtıyoruz, dağıtıyoruz. Sonra da geliyoruz bir bez üzerinde bunun fazlasını alıyoruz. Ondan sonra da dairesel hareketlerle... Au, bir yanlış yaptım. Hiç haberim yok yani. Çok fazla aşağıya girdim. Ben masayı da boyamaya başladım. Söyleseydin ya hayatım. Ama sen belki oraya da şey yaparsın. Değil mi? Annem bu belli olmaz ne yapacağı diyorsun. Ses çıkartmıyorsun. Sen de haklısın yani. Dairesel hareketlerle bakın. Ben bir de biraz daha net çalışmaya çalışıyorum ki bu kadar boya yüklememem gerekiyor aslında. Siz görebilin diye. Biraz kahverengi aldım ve fazlasını gene almaya çalışıyorum. Ekranda turuncu. Ekranda turuncu gibi mi? Cidden mi? Zaten ben bu ekrandan derdimi anlatana kadar, geçenki çalışmada da öyle, resmen akrobatik hareketler yapmaya başlamışım. Sonradan baktım da kendime yani yok artık dedim. Tamamen turuncu gibi. Turuncu değil ama. Kırmızıyla başladık. Evet. Kahverengi koyduk. Bir tık. Şimdi sarı alacağım. Gene aynı. Yaptığım yerde pat patlayacağım ki. Orada o renk daha da karışmış olacak. Bakın hep ortalarda ışık. Anlatabiliyor muyum? Işıklar hep ortalarda. Tabii bu çaydanlığın bir ucunun olduğunu da unutuyorum ben ama. Ciddi ciddi hani hızlı çalışmaya çalışıyorum. Bakır değil, kırmızı. Kırmızıya bir tık kahve.
Kızılkapı. Ondan sonra aynı yerde devamlı gidiyoruz ki bu geçişler şu zeminde karıştırırken de oluşsun. Ondan sonrasında biraz daha sarı. Ve dış hatlara daha boyutlu durabilmesin için, si için, lafa da bakar mısınız? Nasıl bir cümlede kuruyorsam artık. Ne acayip bir ekran. Cümleler de kaydı. Ekran da kaydı. Fazlama alıyorum her zaman. Tabii şu an ciddi ciddi fırçalar yüklü. Ben size, evet, bu stencil'lar farklı. Ben size birazdan elinizde olan stencil'larla da nasıl gölgeli zeminler yapabileceğinizi göstermek istiyorum eğer ki müsaadeniz olursa. İsterseniz. Nacizane. Bakın, Ceylin'cim yaklaşsana. Bakın, renkleri çok lap lap girip burada bir şey yapmıyorum. Çok hafif bırakıyorum fırçamda. Fırçamın zaten özelliğine bağlı şu daireyi tamamlayabiliyorum. Daireyi tamamladığım için varla yok arası aman bu olmasa ne olur gibi olmuyor. İnanın çok 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 fark ettiriyor. Hep dış. Yarısı dışarıda, yarısı içeride. Şimdi bir tık daha koyu kahveyi ben buraya aldım. Yine kırmızının üzerinde ve pat patladım. Bakın, hani aslında renkler üst üste geliyor ya arkadaşlar. Şey gibi düşünmeyin. Aa, oraya onu neden girdik? İnanın ne kadar üst üste gelse de o renkler muhakkak fark ediyor. Etmiyor diye bir şey yok. Şunun bir yerini belirleyeyim sapının. Ondan sonra biraz daha gölgelendireyim. Bakın görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir tık daha alıp hafif siyah alıp İşte size o zaman gösterdiğim gibi gölgeli stansın. Hani ben size diyorum ya sizi daha ileriye taşıyıp birebir uygulama yapmak istiyorum dediğim buydu. Şu an aramızdakilerin çoğu gölgeli stansıla hakim olduğu için şurada ne yaptığımı anlamakta zorlanmıyordur eminim. Ama görmemiş olsaydınız, aa gölgeli stencil'da ne falan diyecektiniz. Ha diyorlar, diyor diyenler var arkadaşlarımız arasında. Bilmiyordur o ayrı. Onu tabii ki yeniden bıkmadan, usanmadan bunları tekrar ederiz. Bu sıkıntı değil. Sapını da bir oluşturalım.
Şimdi aynı şekilde şu arayı bir kapatayım. Ben tabii işe daldım gene. Görmüyorum. Arkadaşlar kullandığım fırçaları benden tabii ki alabilirsiniz. Hani İzmir'de yoksa şeyse neden olmasın? Ceylin beni çekiyorsun değil mi? Uyumuyorsun. Yok. Ceylin artık şeye bağladı. Otomatik. Otomatiğe bağladı çocuk. Çekiyor. Bugün bu gösterdiğim cidden hani basit bir çalışma. Size anlatmak istediğim biraz işin mantığı nacizane. Basit bir uygulamayla. Benim meşhur ışık fırçam. Anneciğim. Bu ne oldu? Hepten mi içine geçti? Evet. Dur bakayım beyaz. Biliyorum hayatım, biliyorum aşkım. Closer. Şu an ama canlı yayındayken tutup gidip fırça falan yıkayamayız yani. Bu evet, kullanat. Yasemin sürekli dükkanın sermayesini tüketmek adına çabalarına devam ediyor. Kendi dükkanında da malzeme çalan tek kişi benim herhalde. Yani bana kalmıyor diye gidip saklıyorum ürünler geldiğinde. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlıklarım benim. Teyiz ya. Acaba? Şimdi bakın, hani bizim stencil'larımız vardır. Kızım çeker misin beni? Çekiyorum. Ben kendimi bak burada görmüyorum şu an. Şu an da çekiyorum çünkü. Pardon, özür. Böyle stencil'larımız var ya, bakın. Alt zemin ya da alt fon oluşturmak da mesela dekopaj arkasına falan yapmak istediğimizde yerimiz yeterli değildir. Evet, biraz sarı alırım. Biraz kahverengi alırım. Burada böyle bir farklı bir renk çıkartırım. Yağ yeşili. Yağ yeşili ne? Bir sürü şey kattık. Bakın net olmayan gölgeli hallerle nasıl güzel olabiliyor doku. Şimdi görüyorsunuz. Burada bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum ama şu fırçayı bir şekilde yıkamam lazım. Yoksa yapamayacağım. Ben sana yıkayayım. Sen bana yıkarsan bunu kim çekecek? Kendi. Koyu kahveden biraz alacağım. Burada böyle süpüreceğim. Bakın nasıl anlatayım? Çalışmada bir arka fon, bir gölge desem yeridir.
Sonrasında bunu hafif hafif kaynaştırıyorum. Yani çok abes olmasın. Bakın buralarda da aynı. Yapabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü birebir çalışmayı düşünüyorum. Tabii ben şu anki yapı itibariyle sanırım sadece düşünüyorum. Ama olsun. Ne oldu? Hatice, bunu senin grupta göstersek mi acaba? Hatice'nin grubunda da bir yayın yapacağım ama henüz ne yapacağıma karar vermedim. Efendim kızım. Tabii ki Gül'de göstereceğim Elif ama yavaş yavaş. Şimdi birdenbire olayı atlamayalım. Sonra sabırsız Yasemin gibi yapın. Dadadadan böyle bulaştırın bulaştırın. Korkmadan böyle bulaştırın. Eğlenin yani. Eğlenin, eğlenin, eğlenin. Böyle gidin. Sonra birazcık... Kamera yetişemiyor. Kızıma kamera mı yetişemiyor? Evet. Neden? Bir kamera bile. Allah Allah. İftira atma Ceylin bana. Ne? Niye yetişemiyormuş? Kötü bir şey demedim. İşte arkadaşlar hani bir şeyleri sindire sindire göre göre şu an mesela görüyorsunuz turkuaz, kahve işte atıyorum siyah hangileriyle nasıl karışıyor, neler olabiliyor, bize neler verebiliyor, nerede gölgeleyebiliyoruz, nerede yapamıyoruz bunları ondan sonrasında zaten işte gülde yaparız, çiçekte yaparız bunlar normalde. Boyamada bilmemiz olması gereken şeyler. Thanks, thanks, thanks. Artık şöyle birazcık şımarıklık yapacağım. Efendim anneciğim. Bak. Şimdi demliğimin altında bir gölge istiyorum. Yani ne oluyor bu ibrik mi? Nedir bu tarafı işte? Bu tarafta da bir koyuluk olsun. Çünkü gölge düşmüş. Yani gölgelendirmeye gölgelerin olabileceği yerleri zaten çok iyi ayarlarsanız herhangi bir şekilde olsa da herhangi yani resimde de bu böyledir. Koyu gölgeler nerelere düşmesi gerekiyorsa oralara efekt verdiğinizde çalışmalarınız çok daha hoş olur diye düşünüyorum bendeniz. Şimdi az şey yap anneciğim bak. Bakın şimdi mesela üstün körü çalıştık. Yoksa kargoyla alırsınız. Şimdi burada size... Ceylin onları ellemeye devam edersen gerçekten tepemin tası atacak. Bu aralar çok sakinim zaten. Böyle sinirimi de belli ederim arkadaş. Hiç kusura bakmayın yani. Bakın yağ yeşili aldım. Açık kahve yani açık kahveydi sanırım. Evet açık kahveyle kırdım. Azıcık da sarı tık 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 karıştırdım. Ve fazlasını kuru bezin üzerine alıyorum. Sonra böyle stencil'ımın üzerinden geçiyorum. Bakıyorum. Evet fon olarak güzel. İşte
karışık bir şekilde bunu yapıyorum. Fazlasını gene alıyorum. Bu taraftan şöyle geliyorum. Yani arada boşluk mu kalmış? Aman simetrisi kaymış, bu buraya uymamış gibi düşünmeden böyle bir fon oluşturuyorum. Bakın yaptıkça hatta çaydanlık önde kaldı. Görebiliyor musunuz? Anneciğim. Ne? Tey tey. Çekiyorum. Yukarı kalkmazsan ben senin ne yaptığını anlamıyorum. Ama ben çekiyorum. Sen çekiyorsun ama ben anlayamıyorum. Ya yukarı geldikçe, dur. Desenimiz yukarıya geldikçe şuradaki olayımıza biraz daha kahve alıyoruz. Alıyorum ben. Tabii siz almayabilirsiniz. Biraz daha siyah alıyorum. Mesela hafif bir turkuaz alıyorum. Renklerle oynayın. Renkler bizim arkidişimizdir. Arkidişim. İşte burada çok daha farklı bir renk çıktığına eminim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Renkler sürprizlerle doludur. Şimdi hafif siyahla beraber koyulaşmasını istediğim yerlere darbeler yapacağım. Buranın biraz koyulaşmasını istiyorum ben. Koyulaştırın. Hani ben size yağlı boyada diyorum ya, köşeler, baskın kenarlar, koyulaştıralım. Evet, burada da aynı mantıkla gidin. Sivri kenarları biraz daha koyulaştırın. Evet, bu çalışmamızı talihlilerimizin bir tanesi arasında yapacağımız çekilişle talihlimize göndereceğiz. O da diyecek ki, bu ne ya, bunu bana niye yolladılar, ne yapayım ben bunu. Ondan sonra deyip üzülebileceğiz yani. Diye. Ceylin de gerçekten mi diyor. Aşk olsun Ceylin ya. Demezler herhalde öyle. Hayır, yollayacak mısın? Ha. Niye yollamayayım, yollarım. Çekiliş çekiliş. Bir çekilişi ya. Ne öyle değil mi? Ben bu fuları burada mahvedersem. Bakayım. Boya olmaz. Yıkayamazsın onu. Mahvedersem çok üzülürüm. Yıkayamazsın. Yırtılır. Yani daha da oynayabilirsiniz. Yani size kalmış, size bağlı. Ciddi ciddi çok 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 farklı şeyler yapabilirsiniz. Yapamazsınız diye tabii ki bir şey zaten yok da. Hani lafın gelişi diyoruz, yapabilirsiniz. Zaten yaparsınız. Biraz daha koyulaştırmak istedim. Evet, koyulaştırdım. Yaptım mı? Yaptım. Oldu mu? Oldu. Bu kadar. Olduğu kadar, olmadığı zaten kader. Bak çocuğa da empoze etmişim. O da oradan kader diyor. Ah kader. Daha bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü uğraşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Mesela evet, burada şöyle bir çiçek koymuşuz. Hadi ona benzer bir şey de yapalım da bari. Aferin Ceylin, süpersin, harikasın. Söylemeye gerek yok bunu. Ederim, buyurun. İyi yapıyorsun. Çok güzel. Muhteşemsin hayatım. Seviyorum.
Şöyle yer belirleme adına bir gölge. Şuraya da yeri belirleme adına Fatma Hanım, Fatma Hocam'dan böyle öğrendim çünkü. Bir tane de şuraya. Hadi bir tane de buraya gelsin. Ondan sonra bir tane de şuraya gelse mi diye düşündüm. Gelsin. Ne olacakmış? Olabilir. Olamaz mı? Olabilir. Biraz kurusun orası. Tabii hiç temiz fırça da yok ki maşallah. Temiz fırça adına bir şey aranıyor ama maalesef aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Öyle mi dersin? Evet. Şöyle biraz aşağı alalım. O sanki orada yaprak gibi dursun. Gitti. Gitsin. Şunu da şöyle alalım. Bu da böyle olsun. Ciddi ciddi temiz fırçaya ihtiyaç var. Bir adet temiz fırça aranıyor. Bilenler, duyanlar lütfen bize ulaşsın. Hı? Benden lütfen bize geri dönsün. Ne oluyor ya? Ne dönüyor? Anlamadım ki burada. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Çözemedim ben de. Fırçalar sertleşti. Kıyıların içine gireceğim. Ne? Kablo dolu şu ayağımlarda. Ne? Ayağımlarda kablo dolu. Bir yandan da bakıyorum nereden. Şimdi 2 dakika bir fırça bulsam acaba. Beyaz mı yapacağım? Hı? Beyaz mı ekleyeceğim? Beyaz ekleyeceğim ama fırça artık iyice çamurlaştığı için şey yapmıyor. Şuradaki fırça beyazdı, bak içine attı. Evet, beyazdı hocam. Bak bunu yapılıyor hala. Şunu şöyle uçlarından bir açayım da en azından gözükebilsin. Vallahi o siz sohbet edin. Ben burada. Aşk olsun, sohbet ederseniz, dikkat etmezseniz. He tabii ya, nasıl diyorsunuz, biz bunu kaydederiz. Ondan sonra izleriz. Haklısınız vallahi da işte. Bizdeki çalışmaların da garantisi yok. Bakmışsınız yarın ortalıkta yok yani. Şimdik. Efendim. 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 Efendi sağ ol. Net beyaz. Keskin gireceğimiz yerlerden biri. Net beyaz. Evet. Mesela şöyle net beyaz.
Şimdi ışıklandırdığımız yer daha yukarı doğru açmış görünür. Ben inşallah kendi kendime konuşmuyorumdur da. Artık kendime oturur gülerim inan ki. Ceylin arkamdan çekim yap gel. Niye? Şöyle gel. Burayı böyle görmek istiyorlar çünkü. Göremiyorum. Bir dakika göreceksin. Mesela bunu böyle yaptık. Ceylin de balıklarının derdinde ya. Çekebiliyor musun? Kazanla falan uğraşmayı bırak da sen. Kazan. Çok güzel. Oo. Suları da. Bakın arkadaşlar, şimdi beyazın olduğu yere böyle sulandırdım ve fırçamı yuvarlıyorum bakın. Fırçamı yuvarlayarak. Bak böyle. Gördün mü? Sulandırdım ve yuvarladım. Bunun sebebi de buradan ışıklar çekeceğim. Ya çekemiyorum. Bu tarafına bakın. Geleyim mi? Sol taraf. Fazla girdim. Göremiyor. Elini görüyoruz burada. Kim göremiyor? Hayır elini. Elin gözüküyor yani. Elimi göstermeni istiyorlar da. Yani şimdi bakayım. Ha şimdi gözüküyor işte. Bakın ışıklandırıyorum böyle. Yani gerçi bu işin üstadı varken bu bir deli cesareti yani tutup da böyle bir şey çalışmak ama fark ediyor musunuz? Evet. Sana sormuyorum ki Ceylin. Ceylin de evet diyor ya. Anneciğim az dur. Şey yapıştı elime ama ne olduğunu bilemiyorum. Efendim kızım. Bir dakika. Şuralara da bir geçeyim azıcık ışık. Ama sen böyle tutup konuşursun. Tamamen koysan düz yatırsana. Ver bana hadi ben çekeyim. Bakar ya. Anne bakar ya. Bırak. Şunu şöyle koyalım. Ben gelene kadar. Şöyle koysam acaba durur mu diye çok merak öyle ediyorum. Şey hı? Peki patroncum. Koyarız önüne de bir şey. İşte basitçe
basitçe bir uygulamayla işte çiçekler, bir çaydanlık, arka fon. Size şunu göstermeyi çok istiyordum ama saat kaç oldu? Aa, saat daha 8'miş. Teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Şöyle bir ben de uzaktan bakayım. Daha çok şey yapılabilir. Bir sürü şey de olabilir. Yani yapar mıyız? Evet, yaparız. Biz Türk kadınıyız. Ben şimdi size Ceylin 2 dakika kayboldu gelsin. Şu bir plakada şeyi göstermek istiyorum. Arka fon olarak stencil'larla neler hazırlayabiliriz? Tuğba. Hatice. Beğendin mi? Anneciğim bunu al. Ben şu plakada arkadaşlara bir şey çalışmak istiyorum. Evet. Tamam. Al bunu. Çok soğuk. Hadi geç. Hadi. Sen dön bununla. Dönemiyorum. Ay saçma ama Ceylin, dönmesen de olur. Hadi hadi. Aa evet. Bu tür çalışma yaptığınız zaman bence, vallahi ben bunu boyayacağım, ödüm kopuyor ya. Şöyle cime. Ya ya ya, hep Avrupalılar mı çalışacak yani, biz de çalışabiliyoruz. Ne? Bu tür boyalar, bu tür boyamalar genelde hep Avrupa'da görülür. Miomi miydi bir sanatçı? Neyse, şuraya bir Yasemin yazayım ben de. Bu da böylece görüle. Görüle bak Yasemin. Bırak Yasemin de. Atılacak, düşecek buradan. Her neyse. Fark etmez. Bir dakika. Bir dakika. Çiçeği tam göremiyormuşlar anneciğim. Çiçeği göster. Beğenmeyin. Beğenmeye gerek yok. Bizi beğenen beğenmiş yani. Benimlesiniz, buradasınız, çalışıyoruz. Beğenildik. Beğenildik, beğenilmedik. Yapacak bir şey yok. Bakın, şunu söylemek istiyorum açıkçası ben. Mesela bir çalışma yapacağız. Bir tepsi, bir sehpa ya da başka bir şey. Teşekkürler Oğuzhan. Zemini kendiniz hazırlayabilirsiniz. Elinizdeki dekupaj oymaya müsaitse eğer, dümdüz oyup da onu böyle bir zemine koymaktansa, işte aynı mantıkla farklı farklı şekilde yapabilirsiniz. Şu suyu alayım oradan, yoksa yandık. Size ufak bir... Bildiğim kadarıyla, ya yani ben kursiyerlerime de bu şekilde yaptırdığım için çıplak bir zemine koymuyoruz genelde yaptıklarımızı. Köşelerden gidin 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 gidin. Belki bu çalışmayı da çok daha iyi anlarsınız. Yuvarlaya 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 gidin gidin. Yuvarlaklar. Sonra burada mesela ben
gözlerim bir yağ yeşili istedi açıkçası. Niye istedi bilmiyorum ama. Hele böyle köşeli yerlere takılması var ya fırçanın, orada çok daha güzel bir efekt yapıyor. Bana çok keyifli geliyor açıkçası. Ama şunu söyleyeyim, aşırı kol yoruyor. Felaket yorulabilir kollarınız. Buna da hazırlıklı olun yani. Sonra demedi demeyin. Marble efekt değil. Bakın. Anneciğim. Ben de şuradan görünse de görsem uzakta. Gördünüz mü bunu? Evet. Sonuçta böyle bir şey yaptığınızda mesela gruba şöyle diyeceklerdir. Aa, mermer efekti mi? Yok, aa bu istekliği mi? Falan dersiniz ki. Hayır, bu Yasemin Hoca'nın tekniği. İşte şu ikisi birlikte. Aynen ya, fırça fırça elindeki kişiye göre gider. Boyayacağım şunu diye şeyim yani. Ondan sonra demin bu vardı ama şu stencil'larıma iki dakika bir bakayım ben. Tek. Bugün Ceylin bile bir doku çalıştı yani. Ne varsa döktüm gitti. Kutumu kapandı gitti işte. Ne? Kutumu kapandı. Ben burada şey bulanama kadar gidip bir bakıyormuşum. Aa, herkes gitmiş. Terk edildim. Göster bize. Bunlar eski stencil'lar zaten. Hani gerçekten stencil'a verilen paraya ben asla acımıyorum. Asla da acımadım. Ciddi ciddi rahat bir 10 yıllık, 15 yıllık stencil'larımız duruyor. Yeşilli kahvenin üzerine kırmızılı bir doku hoş olur ama sadece şunu söylemek istiyorum size. Çok az. Gerçekten çok az olmalı. Bence. Bence. Habire bence diyorum ya. Artık ne diyeceğimizi sapıttık. Bakın. Ceylin'cim göster. Görebiliyor musunuz? Evet. Gördünüz mü? Çok baskın değil. Yok da değil, var da değil. Şurayı da geçmiyor, burada da kalmıyor gibi. Ne kadar güzel. Stencil fırçası gibi arkadaşlar ama değil. Şöyle değil, çok daha yumuşak. Ya sanatımı icra ediyorum, neden bana soru soruyorsunuz abire? Boğulacağım ben. Dur be Ceylin. Benim ruh halim çok iyi Yavuzhan. Ruhsuzum. Ver anneciğim şunu. Lütfen. Aa, lütfen elimden alma yani. Renkleri alma. Beni bir şey değil, durduramayacaklar, ondan korkuyorum. Renklerim elimden. Aynen. Renksiz benim. Burada ana merkez bir stencil girdim. Yani sırf size göstereyim babında çalışıyorum bunu. Hani fikir olsun. Çünkü şu sıkıntı yaşanıyor.
Evet, bir çiçek resmi beğeniyor kursiyer diyelim. Ama çıktısını aldığımızda mesela A3 yeterli gelmiyor. Ya da ne bileyim ben, ebatı uymuyor. Çıkartın içinden onu. Boş verin onu. Başka bir şey yapın. Altına dokuyu oluşturun. O zaman biz mesela çoğu çalışmaları attığımızda, paylaştığımızda, şu yorumları kursiyerlerim bilir, çok aldık. Dekopajı paylaşır mısınız diye. Hayır, paylaşamayız çünkü zaten dekopaj değil. Biz bir dekopajı 3D olacak. Oo. Tabii böyle çalışırken haldır huldur gitmeyin de. Siz dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın bence. Şimdi biraz kurusun. Şuradan biraz daha yerleştireyim. Ya sadece fikir bakın bu. Hani bir yeri, bir aklınızın bir köşesinde kalsın. Olur ya, bir gün belki lazım olur. Kahverengiye çok az, bir tık siyah. Onu da gene burada toparlıyorum. Ondan sonra desenimin dışına, bir tarafına. Bir tarafına çalışmaya çalışıyorum da altı kurumadı. Sadece alt dokuyu çalışacaktım ama neyse. Huyumdur. Neyse, bu biraz daha kurusun. Farklı şekilde bunu çalışalım ve arkadaşlarımızı artık serbest bırakalım. Mavi de olsun birazcık ya. Değil mi Ceylin? Neden olmasın yani? İstansın artık. Sebep sonuç. Sebep sonuç. Bu nasıl bir şeydi şimdi? Hayır yani neden olmasın dedin ya. Sebep. Ha, sebep evet. Sebep benim bunları arkadaşlarıma anlatmak istemem. Sebebimiz bu. Evet, bu çılgın bayan şu an size şöyle bir, ay bana böyle versinler, ben bir şeyler tablo formunda bir şeyler yapayım ya da kutular falan. Annen eskiden televizyonların olduğunu da şey yapmıyorlardı ya. Şimdi sosyal hocasına anneannesi ne yapıyormuş biliyor musun? Televizyonun içine kafasını sokmuş. Dırın dırın dırın. Şuraya birazcık daha, bir tık daha bir şey yaparsam, yapmazsam gözüm arkada gider. Yaparsam gitmez. Ay.
Bir dur anneciğim. Bence var ya arkadaşlar, bugün gerçi sizle sohbet edemedim sürekli bunları yaparken. Korkusuzca bir şeyler yapın. Yani ne çıkacağından, ne olacağından çok çok endişelenmeyin diye düşünüyorum. Oldu mu? Şimdi şipşak olsun. Size bunu anlatayım dedim. Ceylin dedi ki anne bir şey unuttum. Bakıyorum ne unuttum? İmzamı unutmuşum. Ben çok aksi bir hocayım. Kursiyerim olmayı çok istemeyebilirsiniz yani. Bir kez daha düşünün isterseniz. Anladınız mı? Grubumun bayanları. Çıplak, hiçbir şey yapmadan dümdüz zemini herkes yapar. Ben size farklı farklı çalışmalar yapabilmeniz için elimden geldiğince bildiğimi göstermek istiyorum. Gösterdiğim dokuyu yapıp üzerine bir hamur kabartın. Bunu bir kutuda kullanın. Ya da yaptığım gibi var yok arası flu şekilde istediğiniz stansılları basın. İşte böyle bir desen yapabilirsiniz. Ne bileyim ben işte karartın. Bir şeyler yapın. Ben hala durdukça da böyle kurcalarım gerçi de. Kurcalamayayım. Neyse biraz size bakayım. Yağlı boya değil bu ama boyayla da yağlı boya benzer bir şeyler yapılabileceğini gösteren bir çalışma. Şöyle koyuyorum, koyamıyorum. Bu da düşüyor. Ya bunları işte çok güzel bir projem var inşallah. Birinci tablo, ikinci tablo. Yok yok, ne kadar aksi, sinirlendiğimde ne kadar böyle şey olduğumu eyleme sorabilirsiniz. Canım adminim beni bu İstanbul'da gördüğünde bilmiyorum ne düşündü. Ama yerinde yani. Kızmak da yerinde güzel. Ağlamak da ya da Ağlamak. ağlatmak da. Ağlamak ya da ağlamak. Arkadaşlar bakın renklere gelince turkuaz koydum. Sarı, siyah, Kahverengi. kahverengi, açık Açık kahve, kahve, yeşil, yeşil. yağ yeşili ve beyaz kırmızı. Oo bayağı renk koymuşuz biz de. Beyaz gibi çok oluyor. Beyaz. Burada Benimler değil renklerle oynamak. mi? Bitiyor mu yayın? Renklerin üstünde renklerin girişi. Şimdi çekeceğim bundan sonra. Thank you very pretty Thank you very... O ne demek? Thank you very pretty. girl. Yok Elif Bey, nazar olacaksınızı bilmem de iki çalışma birden derken ne bileyim hani bir laf vardır ya böyle yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır efendim. Şükür yapabiliyoruz. Olduğu kadar yapıyoruz. Nasip olduğu kadar. Olduğu kadar ama dikkat et. Yayın gidebilir. O beni yağmur, beni yağmur. Yağmur, yağmur. Ya, ya, yağmur. Melih Hanım, sizin gibi her şeyi yapabilsem değil. Ben her şeyi yapamıyorum tabii ama sizin de size özel yaptığınız şeyler muhakkak vardır. Onları da biz yapamayız. Herkesin bir özelliği vardır da içinden onun çıkması biraz mesele olabiliyor. Yıllar alabiliyor. Belki siz de resim değil de müziği seviyorsunuzdur. Beğeni atabilirsiniz çünkü gideceğim artık. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bekle. Ben Bir alayım. gün siz de benim gibi evet yapacaksınız. Eğer ben düşündüğüm şeyleri eğer hayata geçirebilirsem, sizlerle birebir çalışmalar yapabilirsem yapacağınıza ben eminim. Anne bak, anne bak. Ay Ceylin de oradan beğeni atıyor. Ey Allah'ım ya Rabbim.
Verir misin? Şunu görmüyorum ne yazıldığını. Baba sen arada onu. Beniler, yağmurlar, beniler. Evet, atölyemizdeki çalışmalardan satış yapılıyor ama çok yok. Öyle çok satış amaçlı şeyim yok. Çünkü şeyi sevmiyorum. Evet, mesela bu ne demişim buna? Ne bileyim ben 5 lira falan. Hemen ay şu kadar olmaz mı denilince ben sevmiyorum bu işleri. Emeğin karşılığı olmaz. Ama şunu arkadaşlar, geçen bir takipçimiz var Yasemin Hanım, onunla da burada tanıştım. Şöyle bir niyetim olduğunu ona da söyledim. Evet, her akşam yayın yapıyoruz, ürünler yapıyorum, ediyorum, gidiyorum. Bunlar belli bir masraf, belli bir emek ama ben yaza falan şey düşünüyorum. Tüm bu çalışmalarımı toparlayıp gene ya grupta satışa çıkartmayı, hatta bir açık artırma gibi de olabilir. Buradan gelecek parayı da LÖSEV'e bağışlamayı düşünüyorum. Öyle bir projem var. Ya da tam tersi şunu yapmak istiyorum. İstanbul büyük ihtimalle olabilir. Orada sizlerden de ürün isteyerek, yani sayfamda diyelim 20 bin kişi mi var? Belki bunun 1000 tanesi ürün gönderir gönlünden kopup, yaptığı bir kutuyu, bir şeyi. Orada da bunları bir yerde sergileyip, benim çalışmalarım da dahil ve sizler de belki geleceksinizdir. Burada bunun kaç para ettiği değil, Lösemili Çocuklar Derneği'ne bağışlayacağımız için oraya bir katkı olsun diye bunu düşünüyorum. Ya öyle yapacağım ya böyle yapacağım ama bir şekilde yapacağım. Hani mezatlık şeylik değil de bir faydamız olabilsin. Yani olabilir. Çok isterim böyle bir organizasyon yapmayı ama niyetim gerçekten yaza falan böyle bir şey. Hani ne olur siz dersiniz ki evet hocam biz de desteğiz. Ben işte bir çerçeve göndereceğim ya da öbürü bir kutu yapacağım. Ya da işte biri one stroke güzel yapıyordur, o öyle bir şey yapar. Bunları da bir merkezde toplayıp ondan sonra orada satışa çıkartıp tüm gelirde, tabii onun kaydı kuydu tutulmak kaydıyla, tüm geliri de işte LÖSEV'e ya da ne bileyim ben engelliler derneği olabilir. Bilmiyorum yani, böyle bir şeye bağışlamayı düşünüyorum. Hepimizin hayrına tabii. Grubumuzun şeye dönermiş. İşte grubumuzun sadakası olsun. Onun gibi falan olabilir ama niyetim bu. Hep herkes diyor ya hocam her gün bir şey yapıyorsun. Normal kursiyerlerle de bir şeyler yapılıyor. Ne olacak bunlar? Ne yapacaksın bunları? Ya tabii ki çeyizime falan koymayacağım. Ya onlar da bir şekilde satılmalı. Ama ben öyle zaten böyle çok para peşinde olan biri değilim. Satıp 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 tamam. Yani tabii ki satacağız. Hepimiz satacağız da. Belki şu var. Bazılarımız evet bir çalışma verecek ama bazılarımız da diyecek ki evet grubumuzda böyle bir şey oluşturuldu, etkinlik oluşturuldu ve ben bunu aslında açıklamak istemiyordum. Açıkladığımda muhakkak bunu hayata geçirecekler olup kendi fikirleri gibi sunacaklardır. Bu belki de Türkiye'de ilk olacak bir şey ve bu bizim grubumuzda olacak inşallah. Hatta bunu ben anında da böyle bir şey yapıp, evet aramızda çok daha maddi gücü olanlar, doktor vardır, hemşire vardır, ya ne bileyim falan falan. Evet bir çalışmaya çıkartabiliriz ayda bir grupta satışa. O bir açık artırmaya çıkar ve orada durumu iyi olan, evet alabilen bir fiyat verir. En son fiyatı verene bunu satıp aynı şekilde o parayı da Lösemeli Çocuklar Derneği'ne bağışlayabiliriz. O zaman bizim grubumuz, hani belki şu var, bir ay Lösemili Çocuklar Derneği için 3 ürün çıkartırız. Evet onlara bu 30 liraysa 150'ye satarız, oraya veririz. İşte bir ay engelli çocuklar için, engelliler için böyle bir aktivite yapabiliriz. Yani
Hem de iyi olur yani bence. Ben niye yani diyorsam öyle. Süper olur. Bir şekilde kuyuda bir damla oluruz ama gene bir faydamız olur. Biz de buna vesile olmuş oluruz. Birlikte, hep birlikte bir şeyler yapmış oluruz. Ya da ne yaparız arkadaşlar? Hep beraber toplanırız. Herkes bir ne bileyim ben 5 milyon verse o çalışmayı kendi kendimize satın alıp o paraları, o toplanan parayı da LÖSEV'e bağışlarız. İstiyorum o derneklerle falan görüşüp belki de yardım şeyleri oluştururuz. Sanat evimiz adına böyle bir bağış oluşturabiliriz. Olabilir mi? Olabilir. Yani sanat evet ama ben sanatın hangi dalıyla olursa olsun insanların daha sağduyulu olduğunu, zarar vermek istemeyeceğini ve yardımcı olacağını çok iyi bildiğim için ben grubumda çıkıp şu an ticaret değil amacım diye yırtındığımın farkındayım. Hani bir ifade etmeye çalışıyorum ya kendimi. Ama durum böyle yardımsa seve seve alnımı gereğe gereğe yaparım ve isterim de. Hiç dert değil. Belli mi olur ya? Belki birine bir can oluruz, bir kan oluruz. Nereden geldik bu konuya? Basıp durma Ceylin, seni döveceğim en sonunda. Gidiyor muyuz? Hokus pokus. Hokus pokus. Bir yandan da bakıyorum ne yazılıyor diye. Hokus pokus. Sağ olun. Gruplar olarak benimle çok çok güzel paylaşımlar, yani fikir alışverişi yaptığımız grup arkadaşlarım da var. Cidden hepsi kötü değil. Onların ne şekilde olursa olsun arkamda olduklarını da biliyorum. Destek olacaklarını da biliyorum. O yüzden çok çok rahatım. Evet, böyle bir projem var. Aylardır var aslında. Bunu işte konuştuğum birkaç kişi vardı. Yasemin arkadaşımız aralarımızdaysa çok iyi bilir. Yusuf Almir'in annesi. Yapacağız bir şeyler yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Çok güzel belki organizasyonlar hazırlayacağız. Ve yani hayırsa onu da birlikte işleyeceğiz. Sanatsa birlikte yapacağız. Birlikte öğreneceğiz. Böyle böyle birlikte olacağız. Birlikten güç doğar diyoruz. Evet Yasemin Baysal. Projemi anlattıklarımdan biri kendisi de. Hani yarın bir gün birileri çıkıp da ay biz böyle bir şey yapacağız derse bu sefer cidden çok fena kızarım. Göremedim yazdıklarınızı Elif ama göreceğim. Okuyacağım hepsini. Yani bir yürek olabiliriz. Bir kalp olarak atabiliriz. Sadece burada bir grup değiliz. Ha diyorum, her zaman da diyorum, ben bu grubu açtığım zaman sadece sanatsal paylaşımlar falan yapılacaktı, çalışmalar. Sonrasında hadi yayını burada yapalım dedik ama artık bu grup niyetini aştı. Biz burada aile gibiyiz, dostuz, arkadaşız. Neler istiyorsak, neler yapıyorsak birlikte yapacağız. Sağ ol Tuğba. Ufak ufak başlayacağız Sinem Hanım. Ben Şubat bitsin, Mart'ta bir çalışmamı böyle yayınlayıp onun bir ya da iki çalışmam fark etmez. Yayınlayıp satışını eğer aramızdaki insanlardan bir kişi buna talip olursa o parayı zaten bağışlayarak ilk adımı Mart'ta atacağız inşallah. Sonrasında da her ay iki ya da üç çalışmayla bunu yapabiliriz. Ama yıl sonu ya da işte bir ara nasibimizde ne zaman varsa o zaman. Böyle bir kermes havasında bir şey de düşünüyoruz. Mustafa Çiğdem Mayobin'in sahibi 500 transfer benden diyor. (Gülüyor)
Yazın olmasın, Mayıs olsun ama sergilerin de zamanı. Kızılderilileri tablolara talipmiş. İnşallah. Belli olmaz. Belki de ayda iki kere üç tane tabloyu çalışırım. Kendime görev bilirim. Sürekli ayda iki tablo, üç tabloyu tutup derneklere bağışlayabilirim. Belki örnek oluruz. Belki insanlar burada daha sağduyulu olur. Paraları olmadığı için, güçleri, durumları olmadığı için hastane kapılarında yatan aileleri biliyorum ben. Ortanca kızım çünkü kalp için işte falan olduydu. Ya neyse ya işte bunun gibi bir sürü şey. Nasip kısmet. Ay Ebru Güneş lütfen özelden yazmayı unutmayın diyor ama ben vallahi yazmazsanız unuttuydum bile. Tabii ki yazacağım. Anne. Kendinize iyi bakın, öpüyorum. Erken yayına girdim, erken de bitireceğim diye ama onu da göstereyim, ona da göstereyim derken gene geç oldu. Gidiyorum. Öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Saygılar. My hobby büyük ailemizin büyüğü. Gidiyorum. Yani. Gidiyoruz. Bir şey. Mualla hocam sesim zaten kısık. Çok uykum var. Yayın bitince sen böyle sindire sindire izlersin. Ama sakın üzülme, ben iyiyim. Hani sesim kötü, yorgunum diye üzüleceğim biliyorum. Gerek yok, iyiyim yani. Anne giderken gidiyoruz. Bir şey gidiyorum. Bir şey demeden. Anne giderken ne de biliyor musun? Gidiyorum, bye bye. Bir şey demeden. Gidiyorum bir şey demeden.